115.329 turist gelmiş Ayvalık'a. Bu güzel bir rakam ama yetersiz bir rakam. Çünkü sezon gene kısa. Şimdi Ayvalık'ı nasıl sezonunu uzatırız? Ayvalık'ın keşfedilmemiş turizm değerleri var. Hepimiz bunları duyuyoruz, bakıyoruz ama görmüyoruz. Önemli olan bunlara sahip çıkıp bunların hemen aktivasyonunu sağlayıp buraya turist çekmek. Kültür, tarih, zaten hocalarımız burada bahsettiler biraz önce. İnanılmaz bir derinlik var. Fotoğrafçılık, bu konu için biçilmiş kaftan. Ayvalık yaşayan bir plato. Su altı, su üstü, doğası, ormanı, kuşu, cennet gibi bir yer. Bunun yanında spor, sağlık, gastronomi, burada olmazsa olmazlar. Bunlar hepsi var olan şeyler. Sadece bunları organize edip aktivasyonu geçirmek lazım. Kültür tarihi fotoğrafçılık diyoruz, nasıl olacak? Bakın şimdi Ayvalık'ta 22 tane alanımız var. 18 bin hektara yakın tabiat parkımız var. Şeytan sofrası, cennet tepesi var. 243 çeşit kuş var. 5'i endemik olmak üzere bitkimiz var. Nesli tükenmek üzere olan bitkilerimiz var arkadaşlar. Kimsenin bundan haberi yok. Ve 60 adet dalış noktamız var. 2 adet 100'er yıllık resif var. Kızıl mercanlar var. Kızıldeniz'den sonra Ayvalık'ta görülebilen seviyede olan kızıl mercanlar. Herkes şunu söylüyor, bir de o yanlışlığı düzeltmek istiyorum. Sadece Ayvalık'ta diyorlar kızıl mercan. Sadece Ayvalık'ta değil. Kızıl mercanlar bir fay hattı gibi. Ayvalık'ta en görülebilir noktada 30 metrede. Ondan sonra Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya kadar giden bir fay hattında bu. Ama oralarda bunlar 100 metrelere iniyor ve artık görülebilme ihtimali çok düşüyor. Kızıldeniz'den sonra en görülebilir yer Ayvalık. Tarihi binaları, sokakları ve gastronomisi zaten hep konuştuğumuz şeyler. Spor, sağlık diyoruz. 10'ar kilometrelik iki tane doğal yürüyüş parkurumuz var. Lokal kulüplerimiz var. Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü, Cunda Kitesurf Kulübü, Surf Kulübü, Kitesurf Kulübümüz var, Kite81. Kratos, Ayvero var. Bunlar bizim için biçilmiş kaftanlar ve zaten bunlar buradaki dinamikleri yaratmış işletmeler. Seto Marina, bu bölgenin tekneler için katma değerli turisti getirmek için biçilmiş kaftan, %150 dolulukla çalışan bir marinamız var. Oksijeni en bol havamız var. Dünyada ikinciyiz. Bu kanıtlanmış bilimsel bir çıkarımdır. Ve yoga, nefes, detoks kampları için başka adrese gerek yok. Bizim sadece bunu doğru anlatmamız lazım. Dünya gastronomi haritasındaki yerimizi zaten biliyoruz. Rum ve Girit mutfağı, coğrafi işarete sahip zeytinyağımız var. Madra şarap evi bizim için bulunmaz bir kaftan. Yani gerçekten Ayvalık merkezden 45 dakikada gittiğiniz, şarap tadını yapıp bağ bozumunu seyredebileceğiniz nefis bir yer. Yerel mandralarımız var. Hepsi dillere destan ve hakikaten bunların lokalleri efsaneler yaratan işler yapıyorlar. Bunun yanında zayıf yönlerimiz neler? Onlara da biraz bakalım. Dün bizim yanımızdaydılar, sağ olsunlar, kırmadılar, geldiler. TGA'nın Türkiye'ye, daha doğrusu bizim bölgemize bakışı çok değişik. TGA dediğimiz Turizm Geliştirme Ajansı. Turizm Geliştirme Ajansı ne yapar? Turistik bölgelerin yurt içi ve yurt dışındaki reklamasyonunu yapar. Her turistik tesis cirosunun 1/5'ini TGA'ya vermek zorunda arkadaşlar. Reklam ve pazarlama için. Türkiye'deki bütün büyük bütün turistik tesisler bunu veriyorlar. Uluslararası havalimanı mesafeniz maalesef sadece İzmir şu anda uluslararası olduğu için biraz uzak. O yüzden turistlerin daha tercih ettikleri yakın lokasyonlar oluyor. Zeytincilik ve turizm paradoksu. Ayvalık zeytin yeri mi, turizm yeri mi? Bu hep tartışıldı yıllarca ama artık dünya bunu çözdü ve gastroturizm diye bir şey çıktı. Bu ikisini birleştirdi. Benim için bu ikisini ayırmak zaten son derece yanlış. Çünkü ne zeytinyağı tek başına Ayvalık'a yeter ekonomiyi döndürmeye ne de turizm. İkisini bir güç olarak kullanmak lazım. Eğlence mekanlarımız maalesef yetersiz. Buradaki müzik uygulamaları, saat kısıntıları ve mekanların kaliteleri tabii değişmeli ve gelişmeli. Sarımsaklı dünyanın en güzel sahili fakat denetimsiz. Yani orada da bir şeylerin mutlaka değişmesi lazım. Bizim de orada otellerimiz var ama maalesef orayı daha
turizme uygun hale getirmek için çalışmalar yapmamız lazım. Çevre düzenlemesi zaten keza söylediğimiz, bildiğimiz şeyler. Fırsatlarımız neler? Burada şimdi çok güzel bir fırsatımız var. Dün yine konuşmacımız olan Çetin Bey, Güney Marmara, Gümtop'tan TGA üyeliğine katıldı, yönetiminde. Yani bu demek oluyor ki artık Ayvalık'ın da içinde bulunduğu Güney Marmara'dan bir temsilcimiz var. Ayvalık ve bu bölgeyi dünyaya tanıtacak olan bu turizm ajansında söz sahibi olduk. Gümtop'taki bir üyelik çok büyük bir avantaj bizim için. Güney Marmara Kalkınma Ajansı özel projelere kaynak veriyor. Ve bu da bölgemizde bulunan bir ajans. Örnek vermek istiyorum. Gömeç'te mesela su altı müzesi yapıldı. Ve çok ciddi paralarla, bildiğim kadarıyla 13 milyon liraya mal olan bu projeyi Güney Marmara Kalkınma Ajansı sponsor oldu. O kadar güzel bir proje ki Gömeç'te şu anda bir hap yaratılmaya çalışılıyor. Yani bir dalış alanı yaratılmaya çalışılıyor. CEO'lar Kulübü, Ayvalık hakikaten Türkiye'nin en değerli iş insanlarının yaşadığı bir plato. Burada Rahmi Koç'tan tutun da Cem Boyner'e kadar birçok Türkiye'ye yön veren ünlünün ve iş insanının yaşadığı bir yerdeyiz. Bunlara daha yakınlaşmamız lazım. Bunlarla daha iç içe olmamız lazım. Ayvalık'ın kültürlü ve daha katma değerli gelişimi için onların da fikirlerini almamız lazım. Yeni turist akımları Ayvalık'ın fırsatı olarak görüyorum. Henüz daha Araplar yok. Henüz daha o kötü Ruslar yok. Ama bu meydanı biz boş bırakırsak, burayı doğru dolduramazsak, maalesef ki maalesef hiç istemediğimiz bir kitle de buraya gelecektir. Çünkü değişim kaçınılmaz. Tehditler neler? Plansız büyüme. Bu pandemiden sonra Ayvalık tabii ki herkes için son derece cazip bir yer oldu. Yani insanlar Ayvalık'ın değerini anladılar. Ve dolayısıyla evler doldu. Şu anda kiralık ev yok. Ayvalık'ta bu sıkıntı, evsizlik doğal olarak bir baskı doğuruyor. Ve en büyük korkumuz bu plansız büyümenin önünün açılması ki zaten yerel yönetimlerimiz de bu konuda çok iyi çalışıyorlar. Ama yine de bu baskının önünde durmamız lazım. Dün Sayın Kınay Airbnb'den bahsetti. Airbnb şu andaki dünyadaki otellerden daha değerli bir şirket ama bir tane odası yok dedi. Ve dijitalleşmenin sonucu olarak çok güzel bir şey olduğunu söyledi. Katılıyorum. Sonuna kadar katılıyorum. Dijitalleşme çok önemli, çok güzel. Ama şu sözü de unutmamak lazım. Kontrolsüz güç, güç değildir. Airbnb'nin bölgedeki bize verdiği zarar nedir turistçiler olarak? Onu size söyleyeyim. Birincisi kontrolsüz bir vergisiz kazanç var. İkincisi hiçbir şekilde bizim otellerin zorunlu olduğu kuralları çiğneyerek ticaret yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de emniyete kayıt bildirimi. Yani toparlıyorum. Yani burada Airbnb'yi yapalım ama Airbnb'yi yaparken bunu bir çerçeve almamız lazım. Yasallaştırmamız lazım. Bununla uğraşmamız lazım. Bunun sosyolojik etkisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Airbnb tabii yapan şirketler, yapan şahıslar evleri kiralıyorlar. Evi hiç görmeden Airbnb'ye koyuyorlar. Ve böylelikle evi kiraya vermektense yıllık 2-3 kat daha fazla gelir elde ettiklerinden bölgedeki kira değerleri artıyor. Ve bizler işletmeciler burada çalıştıracak insan bulamıyoruz. Niye? Çünkü artık asgari ücreti çalışan insanlar o evlerde oturup kendilerini geçindiremiyorlar. Bunun da sosyolojik tarafını belirtmek isterim. Öneriler neler? Kısa vadeli yatırımlar. Gastro Ayvalık şu anda bir projemiz ticaret odasında. Zeytin Asat Festivali'nin tek elden yönetilmesi ve bunun daha güçlü bir birlik için yapılması Ayvalık için şarttır. Festivallerin yapılması, meze festivali gibi birkaç tane festivalin kış sezonunu yaz sezonuna bağlarken arada Ayvalık'ı unutturmamamız lazım. Koşu takımları, Adidas, Nike, Under Armour gibi takımları buraya çekmemiz lazım. Yoga nefes kamplarını buraya çekmemiz lazım. Fotoğrafçılık yani olmazsa olmaz Ayvalık için. Orta uzun vadede dalış için batık veya denizaltı müzesi lazım. Çünkü batık olmayan yerde maalesef dalış yapılamıyor. Bir de yasak alanların kaldırılması lazım. Her gün yeni bir ada yasaklanıyor dalış için. Biz burada dalışı geliştirelim derken elimizdeki imkanları elimizden alıyorlar.
kuş gözlem alanlarının rehabilitasyonu lazım. İngiltere'de 1.2 milyon insan her yıl kuş fotoğrafı çekmek için dünyaya geziyor arkadaşlar. Bakın 1.2 milyon turist. Sadece kuş fotoğrafı. Bizim mevcut alanlarımız, Badavut'taki alanlar, bunları biraz rehabilite edersek nefis bir potansiyel çekebiliriz buraya. Kapalı spor tesislerimiz kışın olması lazım. Bunun için yatırımlar lazım. Doğal marinanın aktive edilmesi belki gerekebilir. Bu da bize katma değerli turist getirir. Doğal marina dediğim yer cennet koyu. Bugün Setur Marina'nın 10 kat daha büyük bir alanı ve inanılmaz güzel bir tesis. Kruvaziyer turizmi zaten hep konuşuyoruz 20 yıldır ama bir türlü yapamadık. Bunu da yapabiliriz. 22 tane adamız var. En basitinde çıplakta yanaştırıp çıplaktan insanları Badavut'a transfer edebiliriz. Ve oradan şehre dağıtabiliriz. Bunlar olmayacak şeyler değil. Fon bulunması bakanlıklarıyla görüşülür. TGA devreye sokulur. Avrupa Birliği fonları, Güney Marmara Kalkınma Ajansı bunlar için hep kaynak. Aynı Eskişehir'in yaptığı gibi biz Ayvalık'ı niye yapmayalım? Niye baştan yaratmayalım? Daha güzel, daha katma değeri yüksek insanlarla, burada akip insanlar topluluğu gibi topluluklarla, çeşitli STK'larla işbirliği yaparak bizim Ayvalık vizyonunu bugünkü toplantılardan sonra daha güzel çizeceğimize inanıyorum. Süremiz bayağı başladı. Çok teşekkür ediyorum. Çok başladım, nefes nefese kaldım, kusura bakmayın.